Bu ülkede on yıllarca yaşanan bir Kürt sorunu vardır. Hala çözülememiştir, hala da vardır. Ama bu umut süreciydi. Ya bırakın canım, bunu sizin kendi yöneticileriniz söyledi senelerce. Kendi yöneticileriniz söyledi. Kendi yöneticileriniz söyledi. Dinleyin o zaman. Gidin kendi yöneticilerinizin konuşmalarını dinleyin. Bırakın bu işleri. Bırakın bu işleri. Başka ülkeyi... Kardeşim, kendi yöneticilerinin söylediklerini dinle. Git onlara anlat sen bunu. Git onu söyleyenlere anlat o zaman. Saadettin Başkan. Bırak onu. Saadettin Başkan. Otur. Otur. Ben konuştuğum lafı biliyorum. Otur sen de yerine. Otur başkan. Otur. Sen aç. Sosyal medyaya gir. Yöneticilerinin ve bu ülkeyi yönetenlerin Kürt sorunu hakkında neler söylediğini tekrar dinle. Ondan sonra kalk oradan konuş. Hangi yasak var? Ya sana ben 3 günde anlatsam anlamazsın zaten. Sen boş versene bu işi. Ülkeyi başka ülkelerle işbirliği yaparak, başka ülkelerin koltuğu altına girerek seçim kazanma hevesi içerisine girenlere bu ülkeyi teslim edilmedi. Onlar kazanmadı, biz kazandık diyor arkadaşımız. Ya arkadaşlar, başka ülkelerin projeleri diyorsunuz. Yani ben unutmadım. Eminim ki siz de unutmadınız ya. Biz BOP'un eş başkanıyız diyenin kim olduğunu siz unuttunuz mu? Ben unutuyorum sanki. Acaba Kılıçdaroğlu mu söyledi bu lafı bilmiyorum ama. Ya da Meral Akşener miydi? Çünkü aynı ana. Çok açık söylüyorum. Alakayı kuramıyor musun bu kadar? Kim hangi ülkelerle işbirliğine girerek iktidarı hedefliyor o zaman? Kim ilk ya boş verin sana bunları ya. Boş verin sana. Ya söylenileni de mi inkar ediyorsunuz? Bu kadar mı unuttunuz bunu ya? Bu saatin hesabını, hamburger hesabını söyleyeyim. Bir ekonomistin Amerika'nın İngiliz'den resmesini yazdıklarına bakın. Neyi destekledi, ne dedikleri oraya bakın lütfen. Ya Amerika, İngiltere, Avrupa diyorsunuz. Arkadaşlar, ekonominin başına getirdiklerinizi yurt dışından getirttirdiniz. Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışından getirecek diye eleştiri getirdiniz. Şimdi siz kendiniz getirdiniz. Ya bir söylediğinizde yaptığınız birbirini tutmuyor ya. Ama Serdar. Hiç oradan sesinizi yükselterek bu gerçekleri örtemezsiniz. Serdar. Örtemezsiniz. Serdar. Bırakın bu işleri. Sen yaparsan günah biliyorsun. Evet. Siz yaparsanız yeni bir dönem. Başkası yaparsa tukaka. Bırakın ya, bu işleri. Cemal, ya bırak konuşsun bırak. Bunlar konuşacak mı? Ya yaralarına parmak basıyorum da o yüzden rahatsız oluyor arkadaşlar. Acıtmayacak dedim de belli ki acıtmış ya. Ya arkadaşlar, söylediklerimin bu kadar acıtmaması lazım sizi ya. Bunlar ya gerçek şeyler. Niye bu kadar bağırıyorsunuz ya? Rahatsız olun ya. Otur. Sakin ol. Dokunmasın diyeyim o zaman. Tamam. Peki, çok dokunmasın size bu lafların diyeyim. Eleştirdim. Evet. Hatip, arkadaş, Serdar, meclis üyelerinin çok şeyine dokanacak laf söyleme ya. Söyle serbest ama o da evet. Ama Saadettin Başkan da hep böyle kalkıyor orada bağırıyor. Otur biraz otur. Yo otur oradan boş ver. Kime, evet. Kime yasak geliyor? Kim serbest? Genel siyasete zaten AK Parti grup sözcüsü girdi. Genel siyasete zaten konuşanlar girdi. Cevap verilmesi niye rahatsız ediyor? Cevap alacaksınız arkadaşlar. Bu kürsüden bir şey söylüyorsanız karşılığında da cevap alacaksınız. Bunu da kabulleneceksiniz. Biz söyleyeceğimizi söyleyelim. Ama buna karşı cevap vermeyelim. Yok öyle avantaj. Söylenenin karşılığını da duyacaksınız. Ya arkadaşlar, şimdi bir dakika. Başkan. Bakın. Bir şey söyleyeyim. Şimdi Ozan konuştu. Beni eleştirdi. Şimdi masanın altını söylemenin bir anlamı var mı? Ne masanın altı? Hangi masanın altı? Ne olmuş?
Ne olmuş? Ben söyleyeyim. Bir dakika. Özür diliyorum. Hatip özür diliyorum. Şimdi ben Kozanlı MHP'li bir ve MHP'ye oy veren bir muhtar aradım. Bir dakika müsaade buyur. Başkan bir dinle. Dinle. Muhtarı aradım. Kürtlerin yoğun olduğu bölgede aradım. Dedim ki ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ya işte HADEP dedi, PKK dedi, şu dedi, bu dedi. Dedim ki bak, senin mahallinde Kürtler var mı? Var dedi. HADEP orta kuvvetli değil mi? Evet dedi. Peki sana oy veriyorlar mı? Veriyorlar abi dedi. Vermeyin bana oy diyor musun? Niye diyeyim ki dedi. Ya bizim pozisyonumuz da bu. Bu kardeşim ya bu, yani bu, şimdi yapmayın o işleri. Yani onlarla bir müteahhit bir taahhüt, yani onlara da bir taahhütlük yok, oturma bir şey yok, şu yok yani. Dolayısıyla hayır bir dakika. Cevap verme. Şimdi Ozan o konuya girince Sayın Başkan Yardımcımız Grup Başkan Vekilimize cevap veriyor. Kibar. Masanın altında kasto. Evet. Neyse Kandil'e de açıklama kim yaptırdı belli yani. Kandil'in yaptığı açıklama bize yaramaz. Onun Kandil'in kimi yaptırdı da belli zaten. Ya başkanım sakin ol ya. Arkadaşlar Cemal Bey sakin ol ya. Sakin olun ya. Başkan. PKK ya şu. Arkadaşlar genel başkan o konuda televizyonda açıklama yaptı. Bizim kardeşim meclis ya meclis üyesinin kişisel dönüşünün ne önemi var ya? Şey. Genel başkan parti söylüyor adına ama. Ne söyleniyor ona bakacaksın sen. Parti adına Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor biz ne diyoruz. Bırak ona bakarsan sizin içinizde de bireysel olarak birileri bir şey derse partinizi bağlıyor mu? Karıştırma ya. Arkadaş ne diyor? PKK bu memlekette Aybüke öğretmeni şiirmiş bir terör örgütü. Evet. Canidir. Biz buna ne diyeceğiz? Onu söylesin. Ne diyeceğiz? Aksini söyleyen mi var burada sana? Size aksini söyleyen mi var burada? Ya sen bana karşı söyle söyleyeceğini kardeşim. Çarpıtmayın olayları. Bir başkasının söylediği lafı. Hatice otur yerine Hatice. Ya Hatice otur. Ya buna gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı PKK ile ilgili bir terör örgütü olduğunu söyledi televizyonda zaten. Bunu konuşmanın bir anlamı yok. Sus boş ver ya. Genel başkanın söylediği lafın üstüne kim söyleyebilir ya? Yani getirmeye çalıştığınız yerin ne benim konuşmamla ne de bugünün gündemiyle bir alakası yok. Oradan sayısal fazlanınıza bağlı ses ve gürültüyle bu konuşmanın gerçeğini ve gündemini değiştiremezsiniz. Bu sizi haklı da çıkarmaz. Sanki çıkıp burada birileri terör örgütlerini savunuyor, siz de buna karşı çıkıyormuşsunuz gibi bir tavır geliştiremezsiniz. Buna hakkınız yok. Ya bırak ben burada konuşuyorum ya. Sen bana bunu söyleyebilir misin? Söyleyemezsin de zaten. Sen kimsin ki bana bunu söyleyeceksin? Kimsin ki bana terör örgütünüz savunuyorsun diyeceksin? Kimin ardına düşmüş bu? Ya düne kadar terör örgütü ise kol kola giren sendin. Bırak bu işleri ya. Döndüyse döndü. Sen hatanla döndün. Ben hata da yapmadım ki döneyim. Ya bırakın bu işleri ya. Bırakın. Olmayan lafları, konuşulmayanları konuşulmuş gibi göstermeyin. Yaptıklarınızı da yapmamış gibi göstermeyin. Ali. Bırak şey. Zabıta müdahale et zabıta. Kesin yani. Kesin. Kesin.
Başkan. He?